Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda gerçekten beni çok fazlasıyla şaşırtan bir durum oldu. Bu benim aslında yani yeni yılda ilk çektiğim videolardan biri. Normalde arkadaşlar hep stok olarak oynuyor videolar. Şu yeni dönem hani yeni yılın başı koşturmaları yüzünden maalesef hep videolarımız stok oynuyordu. Öyle de olmaya bir süreliğine devam edecek. Ondan sonra inşallah toparlayacağız. Beni bu bugün gerçekten çok fazla şaşırtan bir olay oldu Salma'da. Bizim şu Jumbo kuz bakın neler yapmış. Bu kafeste arkadaşlar dikkatinizi çeken şey şuradaki yumurta olmalı. Neden diye soracaksınız. Arkadaşlar şu kızım benim yumurtlamış. Baktım kanatları falan düşüktü zaten, poposu falan şişmişti. Şu bayağı kur yapıyordu ona. Sonra bu erkeği falan attım buraya. Bayağı kurlaşıyorlardı zaten. Özellikle şu yerdekiyle mıç mıç mıç, bakın hep peşinde, görüyor musunuz? Muhtemelen bir çiftleşme gerçekleşti. Yumurtayı da bugün yapmış belli, yani bugünün yumurtası bu. Alalım, kırılmamışsa atarız bir kuşun altına diyeceğim de. Kırılmış ya. Parlıyor, görüyor musunuz? Yumurta kırılmış. Yani. Kırılmasa atardık. Belki de doluydu ama yine kırık bir yavru çıkardı. Yani öyle çok aşırı iri bir yavru çıkmazdı. Bakın görüyor musunuz? Yine kur yapıyor yani. Dişide de var bir şeyler. Kanadı falan düşükken gördüm. Yani arkadaşlar bakın bu dişiyi vereceğim. Çok çok kızgın bir dişi. Kızgınlık yumurtası atmış. Şu an ben durumuna bakmak istiyorum ya, ne durumda diye. Evet. Görüyorsunuz. Yani poposuna var biraz şişmiş. Muhtemelen bu kızgınlık yumurtasıydı. Ceresini de şöyle bir göstereyim. O çok ısırıyor bu ya. Şöyle göstereyim ne kadar kızgın olduğunu siz bir görün. Attığım erkeğin et kuru yapacaktır yani. Bu erkeğin kafesini hiç beklemez. Ama bu biraz da tabii ki de kuşa da bağlı. Çok elim ısırıyor. Yani atacağımız kuşa da bağlı. Ama bu kuş Jumbo kırı. Onu belirteyim. Yani şöyle boyutunu gösterdiğimde az çok anlayabilirsiniz zaten. Oldukça iri. Bu kuşu dediğim gibi Instagram, yani almak isteyen bana Instagram'dan yazmalı. Bu kuşu arkadaşlar böyleyken ekran fotoğrafını alıyorsunuz. Instagram'da benim Ayıldız Üretim sayfama atın. Bilgi almak istediğinizi söyleyin. Ben zaten size yardımcı olurum. Fiyatta da diğer konularda da. Ama şunu da belirtmeliyim ya arkadaşlar. Fiyatta çok öldürmenin bir anlamı yok. Yani az çok kuşun değeri, kalıbı, kızgınlığı, yani bakımı belli. Tüy parlaklığını falan da görüyorsunuz. O yüzden dediğim gibi çok da hani fiyatı öldürmenin bir anlamı yok. Makul derecede ben size yardımcı da olurum. Onun haricinde yavrularımızdan bayağı bir giden var. Şimdi bir kısmını şuraya ayırdım. Ya bunlar yılbaşından sonra gidecek diye konuşuldu ama daha yeni ayırdım bu arada kafesi. Hiç ayarlama bile yapmadım. Yani hiç yemi falan yok, suyu da yok. Şimdi bu kuşlar bir abimiz istedi. Şu an için hani fotoğraf çekmek amacıyla buraya koydum. Şu an kesin dedi bana ama kesinse dedim ayıracağım. Çünkü bir hani akrabamızın arkadaşı, onun sözüne güvenerekten bakalım ondan ne olacak, ne çıkacak. Eğer olursa bunlar gidiyor. Onun haricinde kalanlar burada. Bir tane daha erkek koyacağım oraya. İki tane daha, pardon. Bir tanesi yemlikte, zaten yeme ayırdım. Şu yani dişi ama bilmiyorum, cere çok değişiyor ama dişidir ya. Baksana hareketlere, baksana ya. Onun, bu arada üzerine çıktığı kuş bizim kırıkların yavrusu. Bilginiz olsun. Onu da vereceğim. Onun biraz daha farklı olacak diğerlerinden tabii ki de ama. Onun haricinde bakın şurada bir tane rainbow'um var. Şu an aşırı derecede bir tüye girmiş. Arkadaşlar o rainbow'u çok çok ucuza vereceğim. Bakın normalde verdiğimin yarı fiyatına veriyorum. Bilginiz olsun. Onun haricinde geri kalanlar zaten çekler. 2, 4, 5 tane falan çek kalmış. Yuvalarda da işte var bir iki tane. Geri kalanlar zaten hep rezerveli. Göndereceklerim çok fazla var. Et parçası yavrularımız var. Yani bakalım bunları da dediğim gibi göndereyim. Ama buradaki tayfanın hepsi gidiyor ama onu söyleyeyim. Onu belirteyim. Buradaki tayfanın hepsi gidecek. Almak isteyen olursa buradan da mesela ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ekran fotoğrafını çekiyorsunuz. Tamam mı buranın? İstediğiniz kuşu işaretleyin. Bana gönderin. Yardımcı olayım. Hatta işaretlemeyin. Tarif edin. O zaman da yardımcı olurum. Problem yok. Şu takıma ben bakmak istiyorum. Yani bayağıdır bakmıyoruz bunun yuvasına ne var ne yok. Yuvalık boş. Biraz böyle tüy bırakma durumu olmuş ama. Bu dişi ben salmaya ayıracaktım. Unuttum vallahi. Videoyu kapatıyorum. Bazen unutuyorum. O yüzden bunu ayıramadım. Sulukları bugün değişecek. Dün işte bir akşamdan az bir şey. Yine vitamin falan koydum sularına. Onları içtiler. Onun haricinde buradaki takıma bir bakalım. Yani bundan yavruyu aldım bu arada. Onu belirteyim.
Bu takımdan yavrularını aldım. Yani bu, bunun bir bakıcısı olmalı. O takımın da yumurtalarını bakın. Bunlar mesela yumurtada kavga ettiler. Ben yumurtalarını altından aldım. Dişi yumurtaları verdim. Umarım soğutmamıştır. Yok, yatıyor. Tamam. Yatıyor, bakın başka yumurta kaydırdım altına, deneme amaçlı. Eğer ki yatıyorsa da bu benim için güzel bir şey. Neden diye soracaksınız şimdi. Ben bunu çünkü bu takımın bakıcısı olarak kullanmayı düşünüyorum. Yani bu takımın yumurtalarını paso buraya kaydıracağım. Bu kızım bakacak. İşte bu yumurtlayacak, o bakacak, bu yumurtlayacak, o bakacak. Yani hesabı o. Şu an için aklımda o var. Başka takımlarda da yapabilirim bunu. Buradaki takımın altına bir gelelim. Yani buraya da et parçası yavruları koydum. Yani buradaki annemiz... Ha, onu da neden yapıyorum? Yüksek ihtimalle anne yavruyu yoluyor. Anne yolan yani. Yoluyorlar da. Anne yoluyor diye düşünüyorum. O nedenle bunları buraya kaydırdım. Baksanıza. Sadece pamuk sütüylere hücum ediyor. Vurma yok. Hiçbir şey yok. Çok güzel bakıyor ama pamuk sütüylere hücum ettiği için iki kırmızı göz, iki tane rainbow buraya tekrar geri aldım. Haricen rainbow muydu ona? Aynen rainbow'du. Haricen arkadaşlar. Ha, şuraya da bir gelelim. Bu dişim henüz yumurtlamadı ama bir bakmam gerekiyor buna. Çünkü dışkı büyümeye başladı bunun. Yuvası falan da hazır. Bir bakalım hemen. Evet, şimdi baktım oluşum başlamış. Tamamıyla artık poposu açılmış. Yumurtanın hani sert bir şekilde ele gelmesini bekleyeceğiz. Bu arada kafesleri birazdan temizleyeceğim. Önce bir video çekmek istedim. Yeni yıla temiz gireceğiz, merak etmeyin. Tabii siz bu videoyu ilerleyen günlerde izleyeceksiniz. Burayı gösterdik. Buraya gelelim. Arkadaşlar bu dişimde de ufaktan çok minimal, yani hani öyle bakınca fark edilmeyecek, dokununca böyle çok belli olmayacak bir ufaktan bir hareketlenme var ama öyle çok net değil, onu da belirteyim. İnşallah ilerleyen günlerde daha net belli ederse o zaman kesin bir dille konuşuruz. Buraya geldiğinde ise yavrularımız var, rainbowlarımız falan. Arkadaşlar bakın, rainbowların çok güzel renkleri var. Bu violet. Yani rainbowların hepsini veriyorum yavruların, bu ağızda çıkanların, çünkü yerlerine yeni takımlar gelecek. Bakın. Arkadaşlar gerçekten hani öyle takım işi kolay değil. Adamlar bir fiyat veriyor, ağzına açık kalıyor yani. Ki mecburen biz de öyle şekilde yapmak zorundayız. Yavruları falan ona göre vereceğim. Bu yavru leylak ama o kadar güzel bir rengi var ki. Bildiğiniz koyu yani. Şu an en koyu renk bunda. Yalnız elim ısırıyor galiba bu dişi. Lan bir bırak. Bakın buradakiler de şuradaki takımın bebişleri. Söyleyemedim bir türlü. Bebe falan diye. Bunlar. Bir tane buraya, bir tane klasik karışmış. Bir tanecik şöyle. İyi. Bunu ben bizim arkadaşa vereceğim zaten. Bu erkek. Bunu ben vereceğim. Öyle. Burası karışık. İşte şimdi bugün bunların temizlikleri de var. Nasıl yetiştireceğiz bakalım. Allah kerim. Lan çık. Heh. Benim kızım 6. yumurtlamış. 7. mi? Oo, 7. ya. Ne 6.sı? 7. yumurtlamış. Maşallah. 7-8-9'a kadar yolu var bunun. Bu zaten fix yumurtluyor. Geçenkinde bir 7 tane mi 8 tane mi yumurtlamıştı. Bunları yemişmiş. Hemen bunları yem koyalım yalnız. Arkadaşlar çoğu takımımı, çek takımımı göndermeyi planladığımı sizlere söylemiştim. Bu ağızdaki ve bir sonraki şeylerim bir gitsin. Yani yavrular bir gitsin, özellikle bunlar. Yavru hani ihtiyacı olanlara dedim, yüz vereceğim. Haricen gerçekten birçok çek takımlarına kalmayacak. Kalanların da çoğu bakıcı olarak kalacak. Yani çok değişik bir düzen içerisine sokacağım şu anda nasip olursa. Burada... Bir tane rainbow yavrum, rainbow olarak bir tane burada bu kaldı. Bunu da sahibine göndereceğiz. Bu zaten rezervli. Birkaç gün yeme düşer. Dişisi de düştü sayılır. Bir tane kırmızı gözüm. Bunu verdik arkadaşlar. Bir tane de şurada minnoş kaldı. Jumbo kırı. Bakın bunu değerinde vereceğim. Kırık jumbo arkadaşlar bu. Anne babasını da bu kuluçkayı bitirsin öyle vereceğim. Aynı diğer kuşlar gibi. Burada 4 yumurtam var. Bunun altına yumurta kaydırdım. Yani 7 numaranın yumurtalarına 7 tane yumurtası oldu. Daha yumurtlayacak. Yani 7-8'e kadar bunda bir yolu var. Bunun dediğim gibi altına kaydırdığım yumurtalarla bunların... Ya arkadaşlar buna yumurta kırması beni deli etti. Yer değiştirdik ya. Sürekli olarak yumurta kırıyorlar. Yani sürekli hiç durmadan. Her yumurtladığını kırıyor. Belki bunu bile kırmıştır diyeceğim. Ay çok şükür yatıyor. Şimdi altına yumurta kaydıracağım. Güvenemiyorum da. Hani... Derdim şu. Yani şunu anlatayım size.
Bunlar altında kendi diğer yumurtaları var ya, tamamen yatmaya başlasınlar, bir benimsesinler. Çünkü ben bunları neden kırıyorlar onu da söyleyeyim. Böyle bir huyları normalde asla yok. Dişinin özellikle. Eşi öldü diye bu erkeği koydum. Şimdi bunlar çiftleşip yumurta veriyorlar. Bunların altına yani kendi yumurtaları falan da çıksın. Yavrular biraz büyüsün. Öyle göndermeyi planladığım için. Bunların yerlerine de nasip olursa rainbow takımlar gelecek. Hani öyle boş beleş göndermiyorum kuşları. Onu da belirteyim. Hani öyle kafadan aman azaltayım şu kanlara geçeyim falan derdim yok. Benim tek derdim şu an rainbow. Ona geçmeyi planlıyorum. Ha benden jumbo şovjuma falan istiyorsun. Texas, Japon eser falan. Arkadaşlar o işler bana gelmez. Öyle bir şeylere girmeyi düşünmüyorum. Burada iki yumurtamız oldu. Yavrularını aldım altından. Diğer takım bakıyor. Bu kızımız inşallah bu kuluçkadan sonra gidecek. Yani şöyle söyleyeyim. 1, 2, 3, 4 belki. Yani bu takımı belki göndermeyebilirim. 3. Şu Dilut'la farklı bir dişi göndermeyi düşünüyorum. Oo, bunlara bak. Buradan bir tane takım çıkar. Şunları bakıcı olarak kullanacağım. Kesinlikle kendi yumurtasını yapmayacak. Dolu çek yumurtası isteyene, yani eğer bir sıkıntı olmasa verebilirim veya tanıdıklara da verebilirim. Bu 3 takımdan şu ikisi gidiyor. Onun haricinde şu yerdeki falan gidecek. Yani böyle bir düşüncem var. Ne tarafa geçmiştik? Ha buradayız. Bu takımda 7 yumurtaya yatıyor galiba. 3, 6, 7, 8'miş. 8'miş çok pardon 8'miş. 9. gelir mi bilmiyorum. Gelirse o da yarın gelir. Gelmezse canı sağ olsun. Burası boş. Burada kızım 8 yumurtaya yatıyor. Kalkmıyor. Hiç rahatsız etmeyelim. Oldu bile rahatsız bu arada. Bu kızım da aynı şekilde 3 taneye yatıyor. Bu kızım normalde 3'e yatması gerekirken bir tanesini ben kırdım ya. 2 taneye yatıyor. Bu yavru var deli fişek ya. Ben yuvaya dokunduğum anda direkt yuvadan fırlıyor. Bunun gibi değil. Biraz bu ağır. Ya bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani benim amacım Bulut'un kanını almak ya. Biraz bunlar yumurtlasınlar, yavrularını çıkartsınlar. Yani Bulut'un renginde olmayanları da göndereceğim. Yani derdim benim sadece rainbow ve çeklerden güzel renkli kanları bakıcı olarak kullanmak. Bu tarafa gelelim. Bunlar dediğim gibi yumurtladılar. Bu takımda dediğim gibi yani şu an için bakıcılık yapacak. Başka takımın yumurtalarına yatıyor. Tek dişi var. Erkeği yumurtladıktan sonra yanından aldım. Yumurtayı kestim sadece kendi yumurtalarına yatsın diye. Bu iki tanesi de onun yumurtası zaten. Buraya gelelim. Buradan da bunun yumurtalarını bu arada yan tarafa kaydırdım. Biraz yükünü azaltmak için 8 tane oldu. Şimdi diyeceksiniz ki neden bunların yükünü azaltıyorsunuz? Çünkü bunların altına rainbow geliyor arkadaşlar. Çeklerin altına rainbow gelmesi öyle her zaman olacak bir durum değil. Bir iki tane de olsa gelsin. Dediğim gibi en azından kan kalsın elimizde. Bu takım yatıyor. Şu an bakayım sıcak mı? Evet. Şu an için yatıyor arkadaşlar. Yumurtlamaya da devam ediyor. Hayırlısı bakalım yavaştan alışacaklar. Yapacak bir şey yok. Burada da 3, 5, 6. geldi. Ne oluyor lan? Bak 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 bak. Bu sesi o çıkartıyor işte şu anda. Tel sallandığı için. Hayırdır nereye gidiyorsun? Ne o? Heh. Ne oldu? Beni direkt görünce nasıl geri kaçıyor ya. Sanki yiyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu erkeğin yanından dişisini ayırdım. Dişisi normalde yuvaya giriyordu gördüğünüz üzere. Şimdi ben çok böyle pasif kaldıklarını görünce hemen dedim bir iki gün sonra eşi atarım. Şu anda aslında onu atmam gerekiyor ama neyse bir sonraki videoda atarız. Bu takım yuvaya giriyor ve dişi de birkaç böyle yuvada yatarken yakalama durumu oldu. Bir yumurta oluşturma durumu söz konusu olabilir ve en güzel haberlerden biri bu takımın. Bunlar da bakın 3 tane yumurtası var ve yatıyor. Allah nazarlardan saklasın. Yani yılın son yumurtalarını da bunlar yaptı. 31'inde yumurtladıkları yumurtalar. Hani gerçekten çok mutlu oldum yani. Bunlar yatmaya devam ediyorlar ya gerçekten çok çok iyi oldu benim için. Şimdi arkadaşlar birazcık daha rainbow gelecek. Yani bu kadar rainbow bize yetmez. 9 takımı ne oldu yani. Benim aldığım rainbowlar şöyle söyleyeyim. Sadece şurayı kapatır. Yani sadece burayı doldururlar. Bu benim işime gelmez. Benim amacım burayı doldurması 12 takım. Ekstra olaraktan belki şurada 3 ila 5 tane daha yeri doldursun istiyorum. Ya da 6 tane yeri. Yani yaklaşık 25 takım falan olsun istiyorum. Yalan yok.
33 takımım var zaten, olacak zaten. Ha şimdi diyeceksiniz ki sen hani çek hiç yapmayacak mısın? Yapacağım ama yani çek o kadar az olsun istiyorum ki belki şunu bile yapabilirim. 4 yani 5 takım çek bırakırım, tamam mı? Hangileri? 2 tane bu. Bir tane bu, bir tane bu. Kaç etti? 4 takım etti. Bir tane de çileyi bırakırım. Etti 5 takım. Ya da şu arkadan şunları bırakırım. 5 takım etti değil mi? Geri kalan takımların yani 9 takımı şey olacak. Kırmızı gözler DF'ler Alvin olan olacak. 9 takım da öyle etti. 14 takım. Geri kalanı da Rainbow'u tamamlarım diye düşündüm. Yani benim aklımda aslında bu var. 10 takım belki çek yapmam bile. Çünkü 10 takım zaten vardı. Aldığımız yavruyu gördünüz. Çek yavru gerçekten çok fazla olunca ben zorlanıyorum bu sefer. Aynı şekilde Rainbow yavru alsam benim için çok daha kolayıma gelecek. Çünkü onların Rainbow'a şu an benim adım açımdan söylüyorum. Talep daha fazla. Şimdi çek yavru dediğim gibi şu an için benim açımdan söylüyorum. Herkes için değil. Çünkü çekten gerçekten çok deli paralar kazananlar da var. Bunu seriye dökmüş insanlar. Yani 100, 150, 200 takımla yapıp da sadece çekleri pet shoplara dağıtanlar var. Satış yapanlar var. Onlar ayrı. Ama ben dediğim gibi ufak çapta yapıyorum. Benim öyle üretimhanem de öyle. Tamam büyük de. Ya Allah şimdi gözünü doyursun diyeceksiniz. Yani Allah şükür yine büyük de. Öyle çok aşırı bir şey yok. Hani gerçekten öyle 50-100 takım civarında yok yani. 30-35 takım civarında falan yapacağım. Bu arada dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Yumurtamız buradaki jumbo kırmızı ait. Bu kadar kızgın bir dişiyi ben derim ki kaçırmayın. Şu an deri gibi eş istiyor. Atacağım eş yok. Gitmiş şu arkadaki çekle çelimsiz eş tutmuş. Bu erkek ona göre çok net bir şekilde çelimsiz yani. O yüzden hani ikisinin olmasını istemiyorum. Belki kırmızı göz iri bir erkeğim olsa onu atardım ama şu an o toplara girmeyeceğim. Çünkü benim amacım iri kuş değil. Benim amacım sadece Rainbow. Yani şimdi diyeceksin niye bu kadar taktın? Öyle ben takınca takıyorum işte. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.